günü yani ellerini başının arasına alır. Böyle beynini çatlatırcasına düşünür falan derler ya böyle. Bulacağım abi diyor mesela. Bulacağım diyor. Öyle bir şey yok. Yani bu şirktir zaten. Derin düşünmeyi Allah yaratır. Yani insanın kendi derin düşünme yeteneği yoktur. Öyle bir gücü de olmaz. İnsan sadece samimi olmakla mükelleftir. Çok samimi olduğunda ona bilgi gelir. Ben mesela lise son sınıflarda gelenekçi İslam anlayışını savunuyordum. İşte diyor ki Hazreti Musa denize asasını vurdu. Deniz 70 metre deniz dondu diyor. Buz gibi dondu. Öbür tarafta da dondu diyor. Bir koridor açıldı. Hazreti Musa ve müminler karşı tarafa geçtiler. Ama 70 metre deniz donmuş olarak duruyor. Sonra geçtikten sonra Firavun ve ordusu da o donmuş denizi görerek oraya girdiler diyor. Birden o donma açıldı. Su haline geldi ve deniz boğdu onları diyor. Ya Rabbi dedim, ben bunları insanlara açıklayamıyorum. Yani açıklayacak imkanım yok. Öbür konular da öyle. Ben tek örnek verdim yani. Yüzlerce konu var. Cennet, cehennemdeki durumu hepsi. Bunları açıklayamıyorum ben dedim. Dua ettim yani. Sonra işte düşünürken aniden maddenin olmadığını fark ettim. Ama çok korktum tabii yani, acayip korktum ben. Yani şiddetli sarsıldım ya yani, maddenin olmadığını anlayınca. Ama çok önemli bir şeyi de anladım, gördüm, Allah'a şükrettim. Bütün sırları, her şeyi açıklayacak bir bilgiye kavuşmuş oldum. Her şeyi açıklayabiliyorum. Her şeyin sırrı çözüldü. Yani binlerce konu vardı. Tek bir bilgiyle hepsini çözmüş oldum. Ve muazzam bir silaha sahip olmuş oldum. Yani bu anlattığım silahın karşısında adamlar ne darinizm, materyalizm, hiçbir şeyden duramıyorlardı. Orada kalıyorlar. Yani artık acıdım adamlara. Ondan sonra anlatmamaya başladım. Yani kendini kaybedenler oluyordu, mahvoluyorlardı böyle. Hatırlarım ben, bizim evde anlatmıştım, soluk soluğa kaldı adam yani böyle çöktü, yere çöktü falan. Bir daha vazgeçtim yani öyle birkaç vaka görünce. Yani detaylı anlatmadım onu, maddenin hakikatini. Çünkü konsantre olup anlıyor, anladım mı dayanamıyor bir sefer. Yani gücü yetmiyor. Ondan sonra gayet sakindim yani kendinden çok emin, her şeyi anlatıyordum. Bak şu an hiç kimse karşımızda duramıyor. Ben kaşıkla oynuyorum. Yani en rahat hareketleri yapıyorum. Hanımlar dekolte. Yani en çılgın hareketler artık yani. Daha uç düşünemiyorum yani. En rahat yani. Kur'an'ın ölçüsü içerisinde olabilecek en rahat hareketler. En rahat yaşantı. Bu kadar münafığa, ite kopuğa rağmen, küfre rağmen, gözlerin içine baka baka, destroyer gibi yara yara giriyoruz. Münafıklar ağlamaklı sesler çıkarıyorlar sadece, o domuz sesleri çıkarıyorlar. Küfür öyle, İngiliz Derin Devleti öyle. Mesela muazzam bir yapılanma İngiliz Derin Devleti. Hiçbir şey yapamıyor. Onların homoseksüel elemanları var, onları gönderdiler buraya. 3-5 iti kopuğu toplamış. Köprü altı çakalı. Onlarla homoseksüel ilişkiye girip benim aleyhime onları kışkırtmaya çalışıyor. Yönteme bak da izaya gel. Ya çok kötü. Suikast de düşünemiyor. Basiretleri bağlandı. Aslında suikast çok rahat yapabilirler. Hatta yazmış bir münafık. Diyor ki bir an diyor benim için diyor. Bir an diyor. Yani Edirne'den yazmış. Bir an diyor ya, çok kolay diyor. Anda yani o anı yaratan seni ne hale getirmiş bak.
Bak şeyin yetmiyor yani. Aklın yetmiyor. Madem öyle anlıkmış, zıplasana. Ya. Anlık ama tava topluyorsun. Çok kötü. Aklıma bir şarkı geldi. Hamsi koydum tavaya. Başladı hoplamaya bilmem ne. Ya insan beyni böyle işte yani. Çok acayip bir şey ama. Nereden nereye geçiyor bir anla yani. Kontrol edemiyor insan. Uy uy uy. Adam bunu hopladığını düşünüyorum tavada ya. Aslı hocamız nerede? Yok ortada. Gelmedi. Teşrifini bekliyoruz. İnşallah. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, siz...